Gülriz Sururi dini inancı nedir, Müslüman mı? Sevilen ve mesleğin duayenleri arasında gösterilen Gülriz Sururi 31 Aralık sabahı 90 yaşında vefat etti. Geride yetiştirdiği birçok oyuncu ve sayısız eser ile aramızda ayrılan Gülriz Sururi aslen nereliydi ve dini inancı neydi, Müslüman mıydı soruları ise vefatının ardından merak edildi. Gülriz Sururi daha önce cenaze töreni istemediğini belirtmişti. Sevilen ve ünlü tiyatro oyuncusu Gülriz Sururi'nin 31 Aralık sabahı tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Sururi'nin ölüm haberi vasiyeti üzerine toprağa verildikten sonra açıklandı. 1 Ocak Salı günü toprağa verilen Gülriz Sururi'nin ardından ise bugün binlerce seveni, yetiştirdiği sayısı öğrenci gözyaşı döktü. Peki 90 yaşında vefat eden Gülriz Sururi kimdir? Kaç kere evlenmiştir? İlk eşi kimdir? Çocukları var mıdır? Cenaze töreni istemiyorum. Gülriz Sururi geçen aylarda verdiği bir röportajda, "Cenaze töreni istemiyorum. Çünkü ben, cami avlusu kokteyl partisi, istemiyorum, bizim insanımızın tören kültürü yok. Ne yapıyorlar? Ay saçın ne güzel olmuş, yok efendim, üstündekini nereden aldın, böyle şeyler olacağına tören yapılmasın," demişti. Gülriz Sururi aslen nereli? 1929 yılında İstanbul'da doğdu. Babası ilk operet kurucularından Lütfullah Sururi Bey, annesi de opera sanatçısı Suzan Lütfullah'tır. İlk kez 1942'de İstanbul Şehir Tiyatrosu Çocuk Bölümünde sahneye çıktı. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro ve Şan bölümlerinde eğitim gördü. Konservatuvarı bitiremeden bazı özel topluluklarda çalışmaya başladı. Sanat hayatına girişi, 1955'te Muammer Karaca topluluğunda profesyonel sanat yaşamına başladı, 1960'da Dormen Tiyatrosu'na geçti. 1961'de, bu toplulukta sahnelenen Sokak Kızı Irmağ'daki rolüyle en iyi kadın oyuncu olarak İlhan İskender armağanını kazandı. Engin Cezzar, Türk yönetmen, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, Hamlet rolü ile İstanbul Şehir Tiyatrolarında oyunculuğa başlayan sanatçı, dünyada bu rolü canlandıran en genç oyuncu unvanına sahiptir. 1962'de eşi Gülriz Sururi ile birlikte kurduğu tiyatro topluluğunda pek çok oyun sahneye koyan ve birçoğunda başrol oynamıştır. Hamlet rolü ile İstanbul Şehir Tiyatrolarında oyunculuğa başlayan sanatçı, dünyada bu rolü canlandıran en genç oyuncu unvanına sahiptir. İlk eşi Engizcezzar kimdir? 1962'de eşi Gülriz Sururi ile birlikte kurduğu tiyatro topluluğunda pek çok oyun sahneye koyan ve birçoğunda başrol üstlenen Engin Cezzar'ın adı, Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı müzikalindeki Keşanlı Ali karakteriyle özdeşleşmiştir. Gülriz Sururi dini inancı neydi? Gülriz Sururi, dini inancını net olarak açıklamamış olmasına rağmen Müslümanları sık sık kızdıran açıklamalarda bulunmuştur. Gülriz Sururi, daha önce Atatürk'e olan hayranlığını anlatırken Nutuk'un dünyaya inen son kitap olduğunu söylemişti. Sanat hayatı ve ödülleri. Eşi ile birlikte küçük sahnede Gülriz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu'nu kurdu. Sokak Kızı Irma, Ferhat ile Şirin Teneke gibi pek çok oyunda rol aldı. 1966'da Teneke oyunundaki rolüyle İlhan İskender en iyi kadın oyuncu armağanını bir kez daha kazandı. Aynı yıl Türk Kadınlar Birliği'nce yılın kadını seçildi. Haldun Taner'in yazdığı, Genco Erkal'ın yönettiği ve ilk olarak 31 Mart 1964'te sahnelenip uzun süre kapalı gişe oynayan Keşanlı Ali Destanı, Na, Zilha rolündeki başarısıyla ün arttı. 1971'de Hint Kumaşı adlı oyundaki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü 3. kez kazandı. 1979 ila 1980 mevsiminde Mehmet Akan'la birlikte, topluluğun o güne dek sahnelediği oyunlardan Uzun İnce Bir Yol adlı bir derleme yaptı ve gösteriminde oynadı. Edith Piaf'ın Yaşam Öyküsü'nden Başar Sabuncu'nun oyunlaştırdığı Kaldırım Serçesi adlı oyun ile müzikli tiyatro sanatçısı olarak ustalığını gösterdi.
1982 ila 1983 sezonunda bu oyundaki yorumuyla Avni Dilligil'in İyi Kadın Oyuncu Ödülünü, İzmir Gazeteciler Derneği'nin Altan Artemis Ödülünü ve Milliyet Gazetesi'nin 1983 Süperstar Tiyatro Oyuncusu Ödülünü kazandı. Engin Cezdar'ın uyarladığı ve yönettiği, filmin, Edward Albee'nin Tatlı Para, Özgün Adı, Everything in the Garden, Bilge Soerenus'un yazdığı, Rutkay Aziz'in sahnelediği, Halide, gibi oyunlarda rol aldı. Dramdan Güldürü'ye ve müzikli oyuna dek her çeşit eserde rol alan Sururi, oyunculuğunun dışında Türk tiyatrosunda yöneticilik de yaptı. Anılarını yazarak yazarlığa başladı ve anılarını 3 cilt olarak yayımlamış ve bir roman, bir öykü kitabı ve gazete yazılarından bir derleme de yayımlamıştır. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin kurduğu Konçinalar Kumpanyası adlı toplulukla 2008'de kendisinin yazıp yönettiği Biz Sıfırdan Başladık adlı oyunu sahneye koydu. 1 Ocak 2019 Salı günü hayatını kaybetti.